Fikret bak sana el sallıyor. El sallıyor sana. Yeni bir günden herkese merhaba. Burası kaldığımız otel. Güzeldi, rahat uyuduk. Odam çok küçüktü, göstermedim o yüzden böyle yani eşyalarım da üst üste. Çünkü üst kata çıkmak istemedim, çok ağır eşyalarım var. O yüzden hemen şuradan alt kattan bana bir oda ayarladılar sağ olsunlar. Küçüktü ama benim için yeterli. Neyse güneş tam tepeye gelmeden hazırlıklarımı yaptım gibi. Güneş vurmaya başladı. Sıcak yüzünü göstermeye başladı. Hemen hemen her şeyim hazır. Sadece çantamı koyacağım. Onun dışında başka şu an için bir şeyim yok. Biz şimdi küçük bir kahvaltı yapıp, çünkü otelde kahvaltı yok, küçük bir kahvaltı yapıp yola koyulacağız. Yola koyulacağız. Bizim artık standart yapımız. Yapacak bir şey yok. Motosikletle böyle bir tura çıkıyorsanız her gün yola koyuluyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Şimdilik gayet sorunsuz ilerliyoruz. Dün ufak bir sorun yaşadık işte. Bundan önceki bölümde görmüşsünüzdür. Fikret'in aküsü iflas etti diyeyim, durdu. İyi ki de burada durdu, Finike'de. Yani bir dağın tepesinde orada burada. Çünkü duruyoruz yani, mola veriyoruz. Orada durduğunu düşünsenize. Allah'ım ya, düşünmesi bile kötü. Neyse, şimdilik sorunsuz yola devam ediyoruz. Bunu sorundan saymıyoruz. Güneş de gözüme gelmeye başladı. Burası dün akşam yemek yediğimiz yer. Otelde kahvaltı olmayınca kahvaltıya da buraya geldik. Kahvaltı ile çorba içeceğiz. Side'nin bu oteller bölgesinin ortasında gayet hesaplı ve makul bir lokanta. Tabii otelde dediğim gibi biraz önce kahvaltı olmayınca bir çorba içelim bugün diye düşündük ki iyi geliyor. Kahveyi de buralarda içmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra da yola çıkacağız işte. Bugün 400 km yolumuz var. İşkembeyi çok severim. Ama işkembe yerine tavuk su içeceğim. Çünkü işkembelerde hayal kırıklığına uğruyorum bazen. Çok zevkli geçiyor. Güzel geçiyor. Sen ne düşünüyorsun müdür? Burası turistik müdür? Baksana otellere. Akşam da çok güzeldi. Gece. Evet, gece de güzeldi. Şimdi size çorbayı göstereyim. Çorba bildiğiniz kocaman bir tas içinde gelen bir çorba. Kocaman. İçinde bol miktarda bir tavuk da var. Yani bunu yediğiniz zaman herhalde bir müdür akşama kadar yemek yemeyiz herhalde, değil mi? Şuraya baksana. Bütün tavuk koymuşlar içine müdür. Baştan çok soğuktu ama şimdi kimsenin de günahını almayalım. Adamlar bütün gün çalışıyor. Gece 7-24 çalışıyor. Sadece 2 saat bir molaları var. Ona göre olur böyle şeyler. Şimdi biz bundan sonra bir Side'yi dolaşacağız. Ondan sonra da uzun zamandır dediğim gibi Çerkezköy'den görmediğim bir arkadaşım var Alanya'da. Onu görüp tekrar yola devam edeceğiz. Şöyle bir Side yollarında turlayalım. Buradan geri motor, arabayla motora girmek yasak. Sahiline doğru gidelim. Şurada sanki kahve içilebiliyor. Teras Beach.
sahile girmeden, insanların özeline girmeden. Tur attık öyle. Şimdi sahil kenarındayız. Kahvem. Şimdi bir de size arkayı göstereyim, şöyle bir sahili. Side Antik Kenti'ni dolaşmamaya karar verdik. Çıkacağız. Çok vakit kaybediyoruz şu ilk ön seansta. Çok vakit kaybediyoruz. Hani kahvaltı, yemek, kahve. O kadar çok vakit kaybediyoruz ki. Sonra geceye kalıyoruz. Yani bugün mutlaka Mersin'e ulaşmamız lazım. Mutlaka ulaşmamız lazım. Çünkü planın çok gerisinde kaldık. Side'nin sahili o kadar güzel, o kadar yoğun, o kadar kalabalık ki ve neredeyse %100'ü yabancı. Türk hiç yok gibi. Rahatsız etmemek adına kimseyi sahilde çekim yapmak istemedim. Çünkü hani eğlenmeye gelmiş insanlar. Ben kendi kendime rahatsız oldum. Hani kimse bana bir şey demedi ama kimsenin özeline girmek istemiyorum. Şu karşıda motorlarımız. Artık girip hemen yola çıkacağız. Yola çıkacağız da yola çıkacağız. Bu sözü çok duyacaksınız. Çünkü gerçekten yola çıkıyoruz. Hiç durmadan yola çıkıyoruz. Saat 11. Yola çıktık. İlk durağımız Alanya. Dün 202 kilometre yapmış. 200 kilometre yaptık. Bugün bakalım kaç kilometre yapacağız. Burada kimse kask takmıyor ya. Bir tane gördüm. Sitenin içinde de hiç kimse kask takmıyor. Alanya, Mersin. Hedefimiz Mersin. İlk durağımız Alanya. Yine benzin aldık. Alanya'nın ya da Alanya'nın değil mi, Antalya'nın sıcağında ilerliyoruz. 37 dereceydi. Şimdi 38'den 37'ye düştü. Bu ay için harikanın üzerinde bir hava. Ne bileyim. Ya ben buralarda kış falan olmaz sanıyordum. Benzinlikte şimdi kışlıkları gelmiş çalışanların. Buraları da -1-2 görünüyormuş. Vay anasını ya, burada kış olmaz diye düşünüyordum. Tabii ben hiç kışın gelmedim buraya. Antalya deyince bize hep sıcak. Hep yaz. Öyle düşünüyorsun. Bir sürü beach var, sağlı sollu, tatil köyü. Bu yol boyunca hep öyle. Bir sürü tatil köyü. Alışveriş merkezi, sağlı sollu bir sürü. Alanya. Aynen öyle. Evet abi, diyoruz ki arkadaşlar, Fikret'le muhabbet yapıyoruz. Hani diyoruz ki artık ekonomi konuşmayalım, ülkenin halini konuşmayalım. Normal bir muhabbet olsun. Dönüyoruz. Hangi konu gelirse gelelim, aynı yere geliyoruz. Türkiye'nin ekonomik yapısı. Gerçekten mesela bir sürü yer geçtik. Halk plajı neredeyse yok. Hepsi bu kadar yol, hepsi şeye bağlanmış. Ya
Otellere ya beachler, hani böyle halkın bir şeyini alıp da havlusunu alıp da girebileceği neredeyse bir yer yok. Fikret, Erikli plajı bile şeye dönmüş durumda ya. Bir çaya dönmeye başlamış yani. İnsanlar oraya gelip kalıyorlardı. Abi kapıyı kapatın, kapıyı. Bu ne ya böyle? Allah'ım ya. Hem yolun ortasında hem kapı açık. Bu sıcakları arayacağız dönerken. Ana paraşütle atlıyorlar. Allah'ım, benim de bu yaz başında atladığım paraşüt aklıma geldi. Aman aman aman, bir daha atlamam. Atlamam atlamam. Atlayanlara da mani olmayayım, herkes atlasın. Ama ben atlamam. Alanya'nın içinde güzel bir kardeşim. İyi insanlar, iyi çocuklar. Güzelmiş Alanya. Direkt deniz kenarında. Şu boynunu taşıyorum. Bunu taşıma sebebim anahtarları falan aslında değil, böyle langır 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 taşıyamıyorum. Sadece mikrofonu buraya astığım için taşıyorum. Çok kolay oluyor. O yüzden bu boynunu çıkarmıyorum. Şimdi Alanya'ya geldik. Yaklaşık Side'den buraya 1 saat 15 dakikalık bir yol. Tabii benim burada çok eski bir arkadaşım var. Dedi ki bana geçerken, yazdı Instagram'dan, Alanya'ya doğru ama ben Alanya'yı geçtik sanıyorum. Ve akşam da ona geçtik dedim. Sabah bir baktım ki geçmemişim. Şimdi Çerkezköy'den çok eski, çok eski ve samimi dostum. Ben şimdi onu bu videoma dahil etmeden geçemeyeceğim. Çünkü hani çok geçmişimiz var. Artık burada yaşıyor. Şimdi döndürüyorum döndürüyorum kamerayı ve benim çok sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum Selçuk Ulaş Turizm. O eskiden Ulaş Turizm'di. Şimdi Selçuk artık burada yaşıyor tamamen. Onu burada görmek çok mutlu etti beni. Nasılsın arkadaşım? Teşekkür ediyorum Hasan. Ben de çok mutlu oldum seni burada görünce. Valla hep takip ediyorum seni. Eyvallah. Zaten yazıyorsun. Neredesin? Nereye gittin şimdi şeye? Seni bu yolumuz buraya getir. Bizim motorla tabii hani Fikret'i de, Fikret gezmiyor beraberiz şu an. Ulaştırız var ama ulaştırız diye biliyorlar. Tabii bir, hani ulaştırız deyince. Başka bilen yok zaten. Selçuk desem bilmezler. Ulaştırız. Evet. O zaman bilirler. Evet, çok nasıl diyeyim, çok vefalı, çok kaliteli bir dosttur kendisi. O yüzden hani çok uzatmayacağım bu bölümü. Sadece onu bir size de göstermek için bu çekimi yaptım. Sevgili dostum, bizi ağırladığın için de çok teşekkür ederiz. Güzel. Çok sağ olasınız. İşte şimdi biraz önce Selçuk bizi ağırladı sağ olsun. Ama bizim çok uzun yolumuz var ve çok virajlı bir yolmuş Mersin yolu, öyle söyledi. Bayağı bir vaktimizi alacak. O yüzden acil çıkmamız lazım ki gece karanlığa kalmadan gidelim. Bu güzel yerden maalesef çok fazla kalamadan. Selçuk, çok sağ ol arkadaşım, tekrar görüşürüz. Teşekkürler, sağ olsun. İşte bu yolculuk böyle. Bazen arkadaşlarınız çağırıyor, onlara uğruyorsunuz. Bazen tanımadık kişilerle, olabildiğince kısa zamanlarla. Çünkü hani oturup yemek yiyecek vaktimiz bile olmuyor. İşte şu anda 5 saat yolumuz var ve saat 2. 5'e vurduğun 7. Eğlenmesi kalması 8. Gece karanlığına kalacağız maalesef bu akşam. Yedi buçukta hava kararıyor. Güzel değil ama yapacak bir şey yok.
Güzel hayat ya. Hani burada yaşayan biri için güzel hayat. Sizi bağlayacak bir şey yoksa güzel. Varsa gelemezsin. Alanya'nın en başından en sonuna her yere kadar sadece turist var neredeyse. O kadar çok turist var ki ve burada yerleşik yaşıyorlar. Gazi Paşa Havalimanı. Öh be kardeşim be, öh be kardeşim be. Bize mi yaptın bu tozu ya? Nasıl bir toz çıkardın ya? Sol tarafta bir sürü çapır. Çapır kulübü. Anamur 66, Mersin 290. Geniş, güzel yollarda devam ediyoruz. Yani tabii böyle olunca da hani hem trafiği sevmiyoruz, böyle de bildiğiniz çok sakin. Yani bizim de kolayımız bulunmuyor. Ne yapsak kolayımız bulunmuyor. Nasıl bir insan evladıyız bilmiyorum ki. Serayı görüyor musunuz? Ya ne biçim bakar mısınız? Ben ilk etapta bunları fabrika binası sandım. Hani beton bloklar oluyor ya fabrikaların yan tarafta böyle yüksek yüksek. Hani çok böyle size anlatacağım bir şeyler yok bu yolda bildiğiniz. İşte yolda göstereceğim bir yer de yok. Enteresan bir şey de yok. Bildiğin gidiyorum işte. Bazen ben önde, bazen Fikret önde. Şu anda deniz tabii sağ tarafta kaldı. Denizi yine görüyoruz ama bir dağın üzerindeyiz. Neresi bilmem. Hiç sticker'ımı da yapıştırmadım. Doğu, Güneydoğu böyle daha egzotik geliyor. Yani buralar böyle tatil beldeleri ya. Allah. Allah Allah. Anne yüksekliğe bak. İçim aktı. Ha işte şimdi biraz önce konuşuyordum ya. Trafik yok. Ya ben bu dili var ya ısıracağım böyle caddeye ısıracağım şimdi. Tabii çift taraflı yol, çift duble yol. Oh rahat rahat gidiyorduk. Şimdi bu yolda takıl bir kamyonun arkasına. Kaç kilometre böyle bilmem. Yok yok. Evet Selçuk'un dediği yol büyük ihtimal böyle. Virajlı ve dar. Ondan zaten 280 kilometre 4 saat 19 dakika veriyor. Ama buralarda da bir sürü yerleşim yerleri var. Heh, beni geçtin ya aferin. Yalnız öndeki araba kamyonu geçebilmeliydi ya. Vallahi adam geçti yani. Ben de muhabbete daldım. Ben bile geçebilirdim. Bakınırken muhabbete daldım. Yoksa hava kuru ve virajlar güzel. Hafif virajlar olduğu için rahatla dönüyorsunuz. Şu anda bayağı bir yükseklere çıktı gibi. Ama güzel gidiyoruz şu anda. Böyle hafiften yatma modu da var. Böyle boğmuyor, germiyor. Bir de adamın uykusu kaçıyor. Harika. Heyecan geldi işe ya. O yol böyle çok monoton gelmişti bana. Böyle daha tatlı. Çok güzel. Çok zevkli. Ay bayıldım. Hiç böyle rahatsız viraj değil. Çok zevkli.
çok keskin olmadıkları için tekrar tekrar söylüyorum ama hani şu anda çok güzel geliyor bana ya. Bunu bu şey size yansıtmak istiyorum sadece. Gidiyorum. Köfteci falan durursan, görürsen dur. Ben şimdi önden gideceğim, sonra seni alacağım. Tamam, tamam. Köfteci dedik, şu köftecide bir yemek yerim ya. Bir karnımızı doyuralım bakalım. Ben de şöyle şuraya gölgeler çekeyim şuraya. Ya müdür 5 dakika sonra dursaymış keşke. Sağ ol. Fikret baksana el sallıyor. El sallıyor sana. Bir kere 45 derecenin üzerinde yokuşlar. Her yokuş. Eğim öyle çıkıyor. Vallahi gördüğüm en virajlı, en tehlikeli yollardan biri bu yol. Mersin tarafını konuşuyorum. Antalya tarafını değil. Mersin tarafında asfalt da kötü. Antalya tarafı çok iyiydi. Hayret bir şey ya. 2 yılda bu kadar değişiklik olur mu ya? Ülke mi değiştirdik kardeşim? İl değiştirdik. Bu nasıl bir şey? Yol kötü. Oldukça kötü. O yüzden abi bu yolları kaçıncı defa söyledim bilmiyorum ama gündüz geçeceksin. Gece asla. Size motosikletle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Gurkman 400 belki bir enduro motor değil, böyle abuk zubuk yollara girmez ama bu yollarda bildiğiniz her motor gibi, enduro motor gibi bana mısın demeden gidiyor çok şükür. Allah nalardan saklasın, o da ayrı bir şey. Of çok şükür. İnşallah böyledir. Of be ya. Böyle çok güzel böyle. Ne güzel böyle motor kullanmak ne olacak? Karşı bayağı bir kötüydü ya.
537 metre. Dağlardan, tepelerden sonra öğlen ama deniz kenarında bir yer. Oh ya. Anamur Belediyesi. Böyle bazen işte geriliyorum, bir şok ama yolun ne olacağını bilmiyorsun. Mıcır. Bazı virajlar mıcır. Ya bir de şurada bir yere durduk ya, bir köfteci. Soğan yedim azıcık. Lanet olsun. Nereden yedim ya? Kası kapatıyorum. Buram buram soğan geliyor ya. Kendi kendimden hoşlanmıyorum. Kaskı açarsam da konuştuklarım duyulmuyor. Mikrofon olsa da duyulmuyor. Böyle soğan kokusunu çeke çeke gidiyorum yani. Şu anda Anamur'dayız. Abimdeki keyfe bak ya. Var ya, of be. Ne güzel gölgelik yapmış kendine. Fikret, ben Opet'e giriyorum. Sen de ona göre girersin. Opet'teyim. Haydi görüşürüz. Benzin alacağım buradan. Gene ne kadarlık benzin alıyor? 270 lira kaldı. İçeri mi ödeyeceğim, burayı mı ödeyeceğim? Farklı çenen geçirsin eline bana. Çekeyim mi buraya kalsın? Oraya çeksem olur mu? Daha iyi olur. İşi bana getirirsin. Tamam, getireceğim. Tamam. Ne kadarlık kaldı? Anamur'dan ayrılıyoruz. 191 kilometredeyiz. Bugün 170 kilometre yaptık ve şu anda 225 kilometre daha yolumuz var. 3 saat, 3,5 saat yaklaşık. Saat 5,5, 6, 7, 8, 9'da falan orada olacağız. Bir saat dolanırız 10. Bayağı bir gece sürüşü yapacağız. Şu an için maalesef böyle. Ama sakin sakin gidiyoruz. İşte bir radyo tiyatrosu koydum. Şimdi yaklaşık onu bitirdikten sonra zaten böyle yani bir eğlence buluyoruz kendimize. Ya müzik dinliyoruz ya böyle bir şey. Böyle geçtiğimiz virajlı kadar da değilmiş yollar. Buradan onu öğrendik. Sadece birkaç tane viraj varmış. Sakin sakin gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Burası Tekmen. Tekmen'de de şunu gördüm. Böyle kapıların önüne oturmuş insanlar akşam muhabbeti yapıyorlar. Benim çocukluğumda da böyle olurdu ya. Çok güzeldi ya. Bu kadar gelişmiştik mi? Bu kadar birbirinden uzaklaşmışlık mı? Yani bak, o kadar güzeldi ki o eski günler. Bir keşmekeş yok. Ya bu bazen iyi mi, kötü mü? Gerçekten çözemiyorum. Çünkü şöyle, o çarkın içine girdiğiniz zaman anlamıyorsunuz onu. O çarkın içindeyken siz de o çarkın bir dişlisi oluyorsunuz. Hayat öyle sanıyorsunuz, öyle devam ediyor. Böyle başka yerleri gezdiğiniz, gördüğünüz zaman böyle sakin hayatların olduğunu, alın işte mis gibi, bakın akşam bize çocuklar balık yakaladılar, oturmuşlar deniz kenarında muhabbetler. Al işte söylediğim böyle şeyler. İlk girdiğim tünel 2270 metreydi. Bu 870 metre. Demek ki eskiden şuradan gidiyorlardı. Dedim nereden gidiyorlar? Şimdiki 302 metre. Bu 3. tünel. 4. tünel 371 metre. Bu 1124 metre. Yok anasını ya. Abi dağları delmişler. İnsanlar nereden gidiyormuş eskiden ya? Hani şu benim geçtiğim şu 2 dakikalık yolu eminim ki 2 saate geçerlerdi yani. Ama yani
ateş gibi geçtik ya. Şu anda bir araba da çok yaklaşıyor. Bu tüneller olmasaydı bu yol böyle nereye kadar gidecekti bilmiyoruz. Aha buyur. Hop 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 hop. Araba geç kardeşim, geç 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 geç. Geç sen üstümden geçmeden, kenarımdan geç. Sanki ne olacaksa. Tünelde bitirince şaşırmayın, denizi göreceksiniz. Hah, o tünel olmasaydı büyük ihtimal bu yollar böyle devam ediyordu. Şimdi bizim girdiğimiz gibi belki bu tüneller devam eder. Çünkü çok iyi geçtik ya. Vizörde kapalı. Buram buram soğan kokusu. Ya soğandan tiksindim ya. Kendi soğanımdan kendim tiksindim. Nereden yedim? Nasıl bir soğan yedim? Ben yemem de. Vay anasını sayın seyirciler. Çok da tatlı geldi ya. Güzel böyle. Hani kokmadı yerken, acıtmadı da. O yüzden hepsini yedim. Şimdi kendi kendime bu kas kapalı. Kendi kendime koklayıp koklayıp kendi kendime koklayıp koklayıp duruyorum. Ana motor yolda kalmış. Ay ay, en korkulacak şey. Hem de kaldığı yere bakın, burada. Allah korusun. Allah korusun diyeyim, başka hiçbir şey diyemem yani. Allah korusun. Keskin virajlar. Bazen ayarlayamıyorum. Herkes de şimdi bir sürü yorum yapacak arkadaşlar. Diyecekler ki, sen bu motoru kullanmayı biliyor musun acaba? Bu viraj öyle mi girilir? Bilmiyorsun. Doğru arkadaşlar, bilmiyor da olabilirim. İşte kendi çapımda amatör bir motorcuyum. Kendimi kanıtlamak durumunda değilim ki. Ben bir Kenan Sofoğol değilim ki. Böyle geziyorum işte. Şimdi bak, bu viraja şöyle geniş dönsem carttan içten alırım. O an bazen boşlukta kalıyorum. Genişten girmem lazım. Tamam, ama ben şöyle yapsam rahatla döneceğim. Biliyoruz o kadar. Ama böyle arabaların durumuna göre, kendimi gardım ona göre alıyorum. Böyle gelip içten bazen, evet bak, böyle dönebiliyoruz. Kendimi bazen şeyde hissettim bu yolda. Orada deniz yok, tamamen dağ ama yol böyle bölüm bölüm. Hakkari Cizre yolunda. Hopacık kamyon. Wow, ne güzel. Motosikletli arkadaşlar muhabbette. Burası da bir yerleşim birim ya. Oy 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 kardeşim. Dere de. Ne kadar güzel bir yer böyle bu ya. Allah Allah, hiç böyle dağların, düşün bak, dağların içinde bir tane şey. Böyle muhteşem bir yer, bir koy. Çapırlar. Müdür gördün mü, bir tane çapır yolda kalmıştı. Harika bir yer. Ama şezlongları dağınık bırakmışlar. Çok güzelmiş gerçekten. Evet, saat 7. Hava karardı, 7.30'da her yer bildiğiniz zifir olacak. Ve bizim tam 2.5 saat şeyimiz var. Hava iyice karardıktan sonra 2 saat daha yol gideceğiz. Bu Karatepe mi öyle bir yer? Çok güzel bir tatil beldesi gibi.
orta köpeklerdi ya. Biz de nerede durmuşuk böyle ya? Valla bana ayı pençesi gibi bana şöyle bir şaplak atsa ben burada aha yayılırım köpek. Benim elim kadar pençesi var. Bu arada ışıklarım. Gece görmek için bu ışıklarımı kullanıyorum. Böyle. Çok da işe yarıyor. Ben tabii görmüyorum ama Fikret arkadan çok iyi göründüğünü söyledi. En azından dikkat çekiyor ki gayet çekiyor. Ben de görüyorum. Çok güzel ya. Neredeyiz acaba? Dağlardan, tepelerden geçtik. Neresi burası acaba? Hepsinin isimleri farklı. Herkes sevimli, bilmem neresi. Burası neresi bilmiyorum. Hava 29 derece. O kadar güzel ki. Hani içlik miçlik hiçbir şey takmadık. İhtiyaç da duymadık. O kadar sıcak. Şu anda 114 kilometremiz var. 1 saat 47 dakika. İyi gidiyoruz yani. Ama burası neresi? Işıklar da bir acayip çalışıyor ha. Sarı, yeşil aynı anda. Burası sanırsam Silifke. Öyle Silifke ile ilgili bir şey gördüm. Silifke. Hep adını duyarız. Silifke'nin yurdu, ah seni kimler doğurdu? Seni doğuranana, olsun bana kaynana. Böyle bir şarkı. Geçtiğimiz yer taş ucuymuş, Silifke değil. Büyük ihtimal Silifke'ye bağlı bir yer. Silifke burası. Silifke'ye şimdi girdik, biraz önce yanılmışım. Gece kalmak zorunda kaldık. Hiç hoşlanmıyorum ama ya abim. Çok geride kaldık. Çok geride yani böyle biraz zorlasak gitmek istediğimiz yerlere gidemeden döneceğiz. Şimdi vaktimiz olsa da şuraya gitsek ya. 1 kilometre ya. 1 kilometre ya. İşte bunlara içim acıyor ya. Otelimize geldik. Baksana otoparkı da var. Dur. Şurayı park edelim şimdi. Tamam o şanşet şu araba çıktım oraya koyacağız. Öyle dükkana gireceğim ben buraya. Müdür şuraya koy tamam işte böyle koyacaksın. Sen de öyle koy tamam. Müdür ben de oraya getireyim onu şimdilik ya. Yo. Sade eşyaları şu ah, tamam eyvallah çok sağ olun harikasınız. Burası kalacağımız otel. Gayet güzel. Saattir kaybolduk nerede ne yiyelim diye şurada baktık ki yiyorlar herkesin yediği yerde demek ki iyi bir şey olabilir biz de burada yemeğe karar verdik. Müdür bu motorlar çıkamaz buradan ama ben şu ileri park edeceğim. Sen gir oraya rahatla. Şurada yemeğe karar ver. Neyse. İleri ben park edeceğim. İleride yer var. Rota yeniden oluşturuldu. Sağ dur. Sağ dur. Otele geldik. Şunu da giydiğim üzerime ama çok sıcak. Yemeği çıkaracağım.
odama doğru gidiyorum, size odamı da göstereyim. Bu akşamki odam güzel oldukça. Şöyle daha önce girdim tabii. İşte kamera çantam, standart normal çantam. Şimdi datalarımı yedekleyeceğim, bilgisayarım. İşte her şey burada. Bugünün sonuna geldik. 400 km bir yolda ama çok güzeldi, çok rahattı, çok konforluydu. Hala hiç saat şu anda yarım, hiç kendimi yorgun hissetmiyorum. Gayet iyiyim. Şimdi datalarımı yedekleyeceğim. Yaklaşık yatmam bir 2'yi bulur ama olsun. Yarın yine aynı şekilde zinde kalkıp yola devam. Buralarda turlamayı planlıyoruz. Bakalım neresi olacak, neresi gidecek bilmiyoruz. Bir sade bir çorba içtim. Güzeldi, bir işkembe çorbası. Bugün sabah bir çorba, şimdi akşam bir çorba. Bütün yediğim bu. Hani dünkü yediğim, bakmayın söyle. Her zaman öyle bir yemek yemiyorum ben. Instagram'da paylaştım zaten. Yani normal koymadım. Bayağı iyi bir yemekti. Bu geceden bu kadar. Şimdilik iyi geceler. Bu gördükleriniz de neredeyse her akşam, çok ara versem 2 akşamda bir, işte aynı böyle şarj ettiğim, yedek aldığım datalarım ve işte alet, edevat, ıvır zıvır.